E-ticaret yaparken, Amazon ve Etsy'de satış yaparken en önemli konu üretim arkadaşlar. Yani siz kaliteli bir üreticiyle çalışamadığınız sürece ürünleriniz, hani ne kadar pazarlama biliyor olun, ne kadar satışı iyi biliyor olun, ürününüze çok iyi güveniyor olmanız lazım. Ürünü de bir üretici üretiyor sonuçta. O yüzden üreticiyle alakalı biz uzun bir süredir çalışma yapıyoruz. Yani hani 5-6 yıldır, 6 yıl aşkın bir süredir e-ticaret yapıyoruz. Birçok sorunu üretici tarafımızda yaşadık. Üreticimize güvenemediğimiz zaman işlerimiz hiçbir zaman iyi gitmiyor. Şimdi sizlere 6 tane kriter belirledim. Yani siz bir üretici seçerken nasıl seçmelisiniz? Biz nasıl seçiyoruz? Ben bir üreticiye çalışırken nelere bakıyorum? Hangi konulara dikkat ediyorum? Bunları anlatmaya çalışacağım. Bu 6 konuya siz de dikkat ederseniz bence hani e-ticaret başarılı olmanın anahtar aşamalarından bir tanesi bu. Biliyorsunuz hani Rexel'de bir tedarik platformu kurduk biz. Yani normalde hani dünyada biliyorsunuz üreticilerin toplandığı platformlar var. Mesela Çin'de Alibaba var. On Demand tedarik platformları var. Printify, Printful gibi. Biz de hani Türkiye'deki üreticilerin toplandığı bir platform kurduk. Peki burada üreticileri nasıl seçiyoruz? Bugüne kadar da zaten e-ticaret yapıyoruz ve sattığımız ürünlerle alakalı üreticilerini seçtik. Bir kere buradaki en önemli konu bir ürünlerin kaliteli olması. Birçok üreticide şunu görüyorum. Yani ürünlerin hani başlangıçta mesela numune yaparken çok güzel yapabiliyorlar ama devamlılık olmuyor. Çünkü biz hani bu konuyla alakalı çok fazla sorun yaşadık. Yani mesela Etsy'de ilk satışlara başladığımızda ürünleri gönderiyoruz ama üreticimiz ürünü yanlış üretmiş, göndermiş. Bundan dolayı çok fazla olumsuz yorum geliyor. Olumsuz yorum gelince işiniz bir anda bitebiliyor. Mesela yine ilk başladığımız dönemde köşe koruyucular satıyorduk çocukların kafalarını vurmaması için. Çin'den alıp satıyorduk. İlk ürünlerimiz güzel gitti. Ürünlerin İkinci partide yapışkanlarını daha kalitesiz bir malzemeden kullanmış üreticimiz. Hemen bir yıldızlar gelmeye başladı satıldıkça. Neden? İşte yapıştırıyorlar ama sonrasında hemen yıkılmış, işte dökülmüş. Bundan dolayı bir yıldızlar gelmeye başlıyor. Bu aslında en önemli konu. Siz orada 4-4,5 ortalamanın üzerine çıkamadığınız zaman satışlarınız çok azalıyor. Yani ürünün kalitesi sizin başlangıçta satışlarınız güzel olabilir ama devamlılığı sağlayan en önemli gösterge oluyor. Ve işi daha uzun soluklu yapmak istiyorsanız kesinlikle kaliteli olmasına dikkat edin ürünlerin. Yani çok kalitesiz bir malzeme kullanırsanız, kötü yorumlar gelirse işiniz bir anda bitiyor. Amazon ve Etsy'de bu platformların hepsi de ürünlerin kaliteli olmasına, müşterilerin güzel yorum yapmasına çok dikkat eden platformlar. O yüzden biz de çok dikkat ediyoruz. O yüzden ürünlerimizle alakalı kaliteli olmasına bayağı hani takıntı derecesine dikkat etmeye çalışıyoruz. Burada da hani üretici seçerken üreticilerimizin kaliteli üretim yaptığına bayağı bir hani önem veriyoruz. İlk aşamada iyi üretiyor olabilirler. Devamlı olarak bunu üretebiliyor olması da bence çok önemli. İkincisi, siparişler arttığında kapasite sorunu olmasın. Çünkü mesela biz Amazon ve Etsy'de satışlar yapıyoruz. Satışlarımız bazı dönemlerde çok artabiliyor. Şu an mesela Halloween geliyor veya işte Amerika'da seçimler var. Seçimle alakalı bir sürü ürün satıyoruz. Veya önümüzdeki günlerde Noel var mesela. Kasım Aralık ayı zaten e-ticaretin en hızlı olduğu ay. Şimdi üreticimiz günlük işte 300-500 satarken iyi ama 1000-2000-3000 siparişlere ulaşınca patlıyorsa ve siparişleri yetiştiremiyorsa işte o zaman siz de müşterinize ürünleri gönderemiyorsunuz. Bu da bizim için bir sıkıntı. Çünkü müşteriye bir taahhütte bulunuyoruz. Yani diyoruz ki işte 2 günde üretiriz, 5 gün içinde de ürün size ulaşır gibi bir taahhütte bulunarak bunu satıyoruz. Müşterimiz o ürün ona ulaşmadığı zaman kesinlikle olumsuz dönüyor. İade talep ediyor veya olumsuz bir yorum yapıyor. Bu da bizim işimizi ciddi etkiliyor. O yüzden biz üretici seçerken, yani Rexel'e de üretici seçerken burada hani sipariş arttığında kapasitesini arttırabilecek seviyede olmasını istiyoruz. Özel günler olabilir, siparişlerimiz artabilir, Amazon'da Prime Day var, birçok özel gün var. Bu günlere hazır olabilmesi ve anlık olarak esnek, yani hani bir zaman böyle sipariş bu seviyedeyken üretim kapasitesi olsun, sipariş arttığında da o üretim kapasitesini arttırabiliyor seviyede olmasına dikkat ediyoruz. Bir diğer, üçüncü bizim baktığımız en önemli konu, yeni ürünler üretme kapasitesi olmasını istiyoruz. Çünkü e-ticaret sürekli gelişen bir konu arkadaşlar. Amazon ve Etsy'de satış yaparken siz de rakiplerinizi inceleyeceksiniz, yeni ürünler ortaya çıkarmaya çalışacaksınız. Buna kesinlikle dikkat edin, yapın. Ama buna siz yaparsınız ama üreticiniz buna hazır değilse, ya işte zaten ürünlerimiz var, bunlardan satalım, yeni işlere girmeyelim. Örneğin takı satıyorsunuz. Yani bir ürün buldunuz, güzel. Üreticinize soruyorsunuz, ya bunu üretebilir miyiz? Ya işte ona döküm gerekir, işte kalıp gerekir. Biraz böyle hani yokuş yapmaya çalışıyorsa bu aslında sıkıntılı bir durum. Bu tür üreticilerimizle çalışmıyoruz biz. Gerçekten gelişime açık, yeni bir ürün geliştirmek istediğimizde bizimle beraber yol alabilecek ya da kendi de yeni ürünler geliştirebilme kapasitesi olan üreticilerle çalışıyoruz. Çünkü bu zaten e-ticaretin dinamiklerinde var. Yani biz gelişemezsek, aynı ürünleri satarsak oraya yeni satıcılar girecek. Tabii ki orada satışlar azalacak, karlılık azalacak.
O yüzden ürünlerimizi geliştiriyor olmamız lazım. Yorumları okuyoruz mesela Amazon'da, Etsy'de rakiplerimizin yorumlarını okuyoruz. Ürünleri inceliyoruz. Ürünlerde problemler varsa bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Problemleri tespit ettik. Geliştirmek için üreticimize gittik. Bunu geliştirebilir miyiz dediğimizde hani uğraştırma veya işte böyle bu tür durumlara girdiği zaman sıkıntılar oluyor. Biz de bu şekilde olmayanlarla çalışmıyoruz. Tabii hani kolay mı zor. Zaten hani şu an Rexent tedarik sisteminde belki 100 tane tedarikçiyle konuşuyorsak, irtibatta oluyorsak bir tanesini alıyoruz. Gerçekten hani oran bu şekilde çok zor. Yani çok az kişiyi, çok az üreticiyi sisteme dahil edebiliyoruz. Çünkü zaten bu kriterleri anlatıyorum sizlere de. Bu kriterlere uyan Türkiye'de üretici çok az. Bence %1 işte. Biz de onları bulmaya çalışıyoruz. Ve deniyoruz da yani başlangıçta öyle olduğunu iddia ediyor da olabilir üretici. Ama işte kapasitesi arttığında ya da bir yeni ürün gösterdiğimizde ya da işte kalitesini test ettiğimizde bunları anlayabiliyoruz. Yani söylemlerine değil de yaptığına inanarak ilerliyoruz. Bir diğer konuda mesela biz sürekli özelleştirilmiş ürün satıyoruz şu an. Yani satıldıkça gönderime odaklandık. Burada günlük olarak ürünü üretip gönderme kapasitesi bence bizim için önemli. Eğer ürünleri toplu olarak ürettirip de gönderiyorsanız yine üretim zamanı bence önemli. Yani tek tek üretimde veya toplu üretimde de siz orada bir stok tutmanız lazım. Yani hani Amazon'da, Etsy'de listeniz boş kalmaması lazım. O yüzden üretim hızı da önemli. Yani bir diğer kriter bu. Günlük olarak ürünleri üretip gönderme kapasitesi olsun. Biz çünkü Etsy'de mesela Amazon'da müşterilerimize diyoruz ki 3 gün içerisinde üretilir, işte 5 güne gönderilir veya işte tişört grubunda 1 günde üretilir, hemen kargoya veririz diyoruz. Şimdi üreticimiz buna uymazsa, günlük olarak ürünü üretip gönderme kapasitesi uygun olmazsa burada bir sıkıntı yaşıyoruz. Yine olumsuz yorumlar veya işte iadeler, bunlarla uğraşıyoruz. Mağazalar büyümüyor. Mağazaların büyümesi için işte üretimde bunların hepsine dikkat etmek gerekiyor. Bir sonraki konuda güzel bir üretim ve sipariş yönetim sistemi olsun. Genelde şöyle çalışıyor üreticiler. Hani WhatsApp'tan, Excel veya işte Sheet üzerinden. Yani içeride bir sistemleri olmuyor. Bizim çok fazla ürünümüz kayboldu. Yani yanlış giden bir müşteriye gidecek ürün başka bir müşteriye gitmesi. Bu tür durumlarla çok fazla karşılaştık. O yüzden bir sistem de kuruyoruz yani üreticimiz açısından. Yani ürünlerin kaybolmaması, yanlış yere gitmemesi için içeride bir sistem olması lazım. Biz işte bunun için zaten bir yazılım geliştirdik. Yani Rexven içerisinde bir yazılım var. Burada siparişler buraya geliyor ve üreticimiz bu ürünlerin hepsini görüyor. Nereye gidecek? Bilgileri neler? Ne satılıyor? Resmi ne? Bunların hepsini görüyor ve buna göre üretim yapıyor. Yani bir sipariş yönetim sisteminin kesinlikle olması lazım. Biz üreticimizle bu şekilde çalışıyoruz. Yani WhatsApp'tan veya işte Sheet'le ilerlediğimizde kesinlikle sorunlar çıkabiliyor. Buraya siz de dikkat edin. Yani kendi içerisinde de yazılım yaptıran üreticiler var. Onlarla da çalışabilirsiniz. Ya da işte bu şekilde içeride bir sistem olduğuna dikkat edin. Çok fazla karışıyor. Mesela siparişler geliyor. Eliyle yazıyor mesela ismi. Hani bizim üreticimiz öyle ilerliyordu mesela. Yani ürünün ismi geliyor. Orada işte Mehmet yazıyor. Orada yazan kişi Mehmet yazmayabilir ya da işte T yazmıştır. Onun T'si farklıdır. Üretime geçtiği zaman o T'yi L olarak görmüş olabilir. Yanlış bir üretime sebep olabiliyor. Bunun gibi birçok karmaşa yaşanıyor. O yüzden en az probleme neden olacak şekilde içeride bir üretim ve sipariş yönetim sistemleri olmasını istiyoruz. Son madde ve en önemli madde, onu en sona bıraktım. Dürüst bir üretici olsun arkadaşlar. Yani Türkiye'deki konuştuğumuz, irtibatta olduğumuz üreticilerin birçoğunda aynı sorunu yaşıyoruz. Yani mesela takı satıyoruz. Yani 925 ayar gümüş satılacaksa o 925 ayar gümüş olması lazım. Ya da 14 ayar altın satılacaksa 14 ayar altın olması lazım. Yani siz 14 ayar altın diye satıp 10 ayar yaparsanız, 8 ayar yaparsanız müşteriyi kandırmış oluyorsunuz aslında. Yani biz böyle bir şeye kesinlikle girmiyoruz ama Türkiye'de bu konu normalleşmiş bir konu. Yani yalan söylemek, işte yanlış üretim yapmak ve bunu doğruymuş gibi söylemek ya da biliyorsunuz yani son zamanlarda normal marka ürünleri sahteleri, çakmalarını satıyor olmaları falan birçok konu var yani Türkiye'de. O yüzden bizim için kırmızı çizgi bu. Üreticimizin dürüst olmasını istiyoruz. Yani herhangi bir şekilde yalan söylüyor veya işte yanlış şeyler yapıyorsa biz ilişkimizi kesiyoruz arkadaşlar. Yani dürüst bir üretici değilse işimizi devam ettiremiyoruz. Yani bizimle çalışacaksa dürüst olmak zorunda. Siz de hani bir üreticiyle çalışacaksanız kesinlikle bu kriteri alın. Çünkü siz de müşterinize bir söz veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bakın 14 ayar bir altın satıyorum sana. Sen de onu bilerek alıyorsun değil mi? Bunu yapan Etsy satıcıları da var mesela. Oraya 14 ayar yazıp işte gümüş gönderiyor. Sonra da işte mesajlaşarak hani bunu hallederiz diyor mesela. Bu da sıkıntılı bir konu. Yani hani orada o insan o parayı o ürünün 14 ayar olduğunu bilerek veriyor. Ama siz ona gümüş gönderdiğinizde mutsuz oluyor. Olumsuz yorum. İşte hesaplar kapan. Birçok sonuca sebep olabiliyor bu. Buradaki kriterler bence çok önemli. Yani 6 tane üretici seçerken, bizim seçerken kullandığımız kriteri anlatmaya çalıştım. Siz de bir üretici seçerken burada kriterlere dikkat ederseniz bir problem yaşamazsınız. Amazon ve Etsy'de satış yaparken arkanız sağlam olması lazım. Arkanızda da üretici var.
O yüzden hani üreticinizi seçerken dikkat edin. Biz dediğim gibi Rexland'de bir tedarik sistemi kurduk. Bir tedarik platformu oluyoruz. Yani dünyada işte Alibaba varsa Türkiye'de de Rexland olsun istiyoruz. Burada üreticilerimizi çok ciddi seçerek ilerliyoruz. Yani 100 üreticiyle görüşüyorsak bir tanesini alıyoruz. Yani bizim kriterlerimize uyacaklar. Hani o şekilde ilerliyoruz. Uymayanlarla çalışmıyoruz. O yüzden hani az bir üreticimiz var ama bu kriterlere uyan üreticilerle çalışıyoruz. O yüzden daha hızlı büyüyebileceğimizi düşünüyoruz. Umarım böyle de olur. Görüşmek üzere. Eğer üreticiyle alakalı bir sorunuz olursa yorumlarda yazabilirsiniz.